Qob bismillahirrahmanirrahim degani mehribon Robbimiz nomi bilan boshlaymiz. Nima ana desa shu bitta halol ishimiz. Hozir bu bismillah hozirgi suhbatimni boshlayman mehribon Robbimiz nomi bilan degani. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu degani sizlarga yaxshilik va tinchlik tilayman desam, sizlar ham bizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu deb qo'yishlaring kerak. Hammamizga Allohning rahmati bo'lsin, barakoti bo'lsin. Robbimizga hamd sanolar, payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsinki, Alloh bizi yaxshi ko'rib iymon ne'matini berdi, islom ne'matini berdi. Va bizi yaxshi ko'rib hidoyat ne'matini berdi. Robbimizga beadad son sanoqsiz, cheksiz, hisob kitobsiz hamd sanolar bo'lsin ilohim. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, yaxshilik yo'qdir shunday bir qavmdaki, o qavmni ichida nasihat qiluvchilar bo'lmasa, o qavmda yaxshilik yo'qdir. Va yana yaxshilik yo'qdir shunday bir qavmdaki, nasihat qiluvchilarni yaxshi ko'rmasalar, bunday qavmda yaxshilik yo'qdir dedilar. Men shu Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning shu gaplarini eshitganimdan keyin alhamdulillah bizi qavmimizda inshaalloh yaxshilik bor ekan. Chunki alhamdulillah nasihat qiluvchilarimiz bor. Alhamdulillah nasihat qiluvchilarga muhabbatimiz ziyodasi bilan bor. Allohga shukrlar bo'lsin. Bu degani biling inshaalloh bizi qavmimizda, bizi yurtimizda agar shu ketish bo'ladigan bo'lsa inshaalloh yaxshilik to'xtamaydi xudo xolasi. Chunki nasihat qiluvchilarni soni ko'paysa ko'payyaptiki, ozaygani yo'q. Nasihat qiluvchilarga xalqimizning muhabbati kundan kunga ziyoda bo'lsa bo'layaptiki, kamaygani yo'q. Mana shu tirik guvohlardan bittasi siz, bittasi men. Bu joyga bizni nima yetaklab keldi? Nasihatni muhabbati yetaklab keldi. To'g'rimi? Hatto biroq yoq tarqatgani yo'q, pul tarqatgani yo'q. Yo boshqa. Bir odam bozorda ketyapsa, masjidda meros tarqatilyapti. Bor ovoganmisi, yugurib borsa hech kim yo'qmish, hech nima yo'qmish. Ichkaga kirib aylanib yursa, o'sha yerda xizmat qilayotgan olim chiqib nima oqtaryapsa, shunaqa bozorda eshitib qolgandim. Bir odam shu meros tarqatilyapti dedi, shunga yugurib keldim desa, ha bo'ldi, munaqa odammi? Ha, shunaqa odam edi. Hozir o'sha odam kelib o'tiruvdi, nasihat qilib bering dedi, nasihat qiluvdim. Bitta o'ziga ham, ha bitta o'ziga. Bu meros edi-ku desa, ha shu nasihat payg'ambarning merosi bo'lmay nima u? Menga ham beraverasizmi desa, o'tirib xuddi minglab jamoatga gapirgandek yana soatlar bitta odamga nasihat qilgan ekan. Deganim, bu nasihat payg'ambarimiz alayhissalomni bizga qoldirgan meroslari hisoblanadi azizlar. Payg'ambarning merosiga haqdor bo'lay, egador bo'lay degan odam shu nasihatni yaxshi ko'rsin. Qayerdagi nasihat bo'lyapti desa, jon qulog'i bilan tinglasin va uni eshitgan bilganiga amal qilsin. Shunda inshaalloh payg'ambarining merosxo'ri bo'ladi. Hayotda kim merosxo'r? Farzandlarmi? Bu degani payg'ambarimiz alayhissalomga farzandlaridek biz yaqin bo'lamiz inshaalloh shu meros bilan ketsak oxiratga. Bu katta xursandchilik. Buni tushungan tushunadi buni.
tushunmagan ha bo'pti meros ekan payg'ambar yaqini bo'lar ekan bo'pti dedi ketaveradi yo'q qiyomat kunida agar rasululloh alayhi salom bizni qo'llab quvvatlamasalar shafoat qilmasalar Alloh bilan o'rtamizga turib bermasalar o'zingizga savol bering shu yerda turgan hamma nimamiz bor bizni jannatga olib kirib ketadi nimamiz bor bizni Alloh Qur'onda aytadiki yaxshiliklaringni doim har qancha yaxshilik qilsang ham uni oz deb bilib qilgin deydi 40 rakat namoz o'qisang ham millionlab ihson qilsang ham har juma kelib masjidni shipirib tozalasang ham yo'q men yaxshilik qila olmayapman tamom bir kunda qaravdingiz elektron tasbih 7.5 mingta tasbihni ko'rsatyapti uning ichida subhanalloh alhamdulillah allohu akbar la ilaha illalloh salovat hammasi bor shunga qarab oz aytibmanda deylik o'ho yorvoribmanu demaylik chunki biz hech qachon Allohni zotiga loyiq darajada ibodat qilolmaymiz biz siz va men qilayotgan yaxshi amallar yaxshi ibodatlar Allohni buyukligiga Allohni zotiga haqlik darajada ibodat qilalayapman deb o'ylaymizmi yo'q mabodo o'ylayotgan bo'lsangiz qayting fikringizni robbimiz Alloh bundan-da ziyodasiga loyiq zot bundan-da ziyodasi Alloh Qur'onda ey bandalarim qo'llaringdan kelganicha yaxshi odam bo'lishga harakat qilinglar deydi ya'ni Astaizu billah vattaqulloha mastata'tum qo'llaringdan qaysi darajada keladi taqvodor bo'lish shu darajada taqvodor bo'lgin degani bizni sodda tilga olganda qaysi darajada yaxshi odam bo'lishga imkoning quvvating bor shu darajada yaxshi odam bo'lishga harakatini qil degan mana oxiri musobaqada ko'rsangiz oxiri 500 gram ko'p pishtangi ko'targan odam jahon chempioni bo'lib ketaveradi 500 gram tish tirnog'i bilan shu toshni qo'shtirib men olaman shuni deydi iqtidoridan kelib chiqib oladi shuni qo'lingdan kelganicha degani shu degani o'sha odamga 500 gram qo'shingda ani ololmaydi endi qo'limizdan qaysi darajada keladi yaxshi odam bo'lish shuni qilaylik lekin dinimizda bizga qo'limizdan imkonimizdan kelmaydigan narsa talab qilib qo'yilmagan din yengil narsa dinga to'laqonlik amal qilish to'laqonlik taqvodor bo'lish degan bu nima degani hech qachon taqvo degan narsa siz bilan mani qo'limizdan kelmaydigan ish emas ekan mabodo taqvodorni sifatida bo'lish kerak bo'lgan narsa sizda yo'q bo'lsa biling dangasaligimiz uchun yo nafsimizni yo shaytonni gapiga kirayotganligimiz uchun o'sha sifat bizda yo'q xolos qo'limizdan kelmaganligi uchun emas taqvodor degan insonda qaysi sifat bo'lmaslik kerak o'sha sifat yo sizda yo manda bo'lsa u ham shu dangasaligimiz uchun xohlamaganligimiz uchun harakat qilmaganligimiz uchun nafsimizni shaytonni gapiga vasvasiga yurib qo'yganligimiz uchun taqvodorda bo'lmaslik kerak bo'lgan sifat yo sizda yo manda bo'lib qolyapti taqvodorlik ikkita narsa bilan bo'ladi ya'ni yomon xislatlar bo'lmasligi kerak o'sha odamda hammasi bo'lmasligi kerak va yaxshi xislatlar bo'lishi kerak hammasi bo'lishi kerak u bo'lib bu bo'ladigan bo'lsa Alloh aytadiku sizlar bu kitobni ba'zisiga amal qilib ba'zisiga amal qilmaysizlarmi deydi ya'ni biz o'zimizga ma'qul kelgan qulay kelgan o'zimizga yoqqan joyiga amal qilib bizga qulay kelmagan bizga ma'qul kelmagan narsalarga amal qilmasak xudo saqlasin rasululloh alayhissalom davrlarida yangi shakllangan munofiqlar shunday edi ular u qandoq edi musulmonlar bor edi munofiqlar bor edi mushriklar bor edi
Müşrik buldu, endi o müşrik o, tamam. Be iman, Allah'a şirk keltiradigan, yomon shunaqangi imonsiz adam idi bu. Bu anig'idi bunu asıl becerisi. Müslümanlar ham bular anig'idi, yaxshi odamligi. Endi shularning o'rtasidagilarni munofiq deb nomlangan. Ya'ni munofiqlar o'zlariga qulay, ma'qul kelgan narsalarga amal qilib, yoqmagan, qulay kelmagan, sharoit ko'tarmagan narsani qilmay ketaverardi. Biz bugün shunday bo'lib qolmaylik azizlar. Biz musulmonmiz mi? Har amalimizda musulmon bo'laylik. Dinimiz İslam, hayotimizda e'tibor bermagan birorta masalasi yo'q. Hayolingizga xohlagan masalangizni keltiring. Hozir mana. Chetda necha minglab odam o'tiribmiz. Xohlagan masalangizni keltiring, islomda yechimi bormi? Faqat buni yechimini bilmayotganligimiz sababi yo ilm o'qib o'rganmayapmiz, yo ilm o'qiganlardan so'rab o'rganmayapmiz. Shu xolos. Bu yechimi yo'q degani emas, bu bizning kamchiligimiz bu. Yana qayta aytaman, dinimizda yechimi yo'q, masala yo'q. Xohlagan temizda, xohlagan yo'nalishimizda u nima qilsak yaxshi bo'ladi, nima qilsak yomon bo'ladi, nima qilsak halol bo'ladi, nima qilsak harom bo'ladi. Shu narsa ochiq va londa yechib qo'yilgan bu masala. Shu masalalarni yechimini o'rganib chiqadigan bo'lsak, xulosa bitta bo'ladi. Qoil degan xulosa bo'ladi xolos. Qoil qoldim bu yechimga. Agar u shu dinimizda ko'rsatilgandek siz bilan men hayotimizni shakllantiradigan bo'lsak, birorta odam sizdan xafa bo'lmaydi. Erlar xotinlaridan xafa bo'lmaydi agar xotinlardan xotinlar sunnatda ko'rsatilgandek xotin bo'lsalar. Erlaridan xafa bo'lmaydi xotinlar. Qachoniki erlar sunnatda ko'rsatilgandek erlar bo'lsa, hech qachon er xotinni orasi sovuqchilik tushmaydi. Xafachilik bo'lmaydi. Oilalar buzilmaydi. Oilalar mustahkam bo'ladi. Bobolarimiz Allohdan duo qilib so'ragandek haqiqiy qo'sha qaraydi. Nafaqat bu dunyoda, balki ularni nikohlari jannatda ham davom etadigan nikoh bo'lishligi bu 100% garantiya bu. 100%. Bugun bitta texnikani chiqarib 3 yil, 5 yil, 10 yil 100% garantiya deganda biz dinimizga abadiylikka 100% garantiya bera olamiz. 100%ga abadiylikka kafolat bor dinimizda. Mana bu narsani mana bundoq qilsang, mana bundoq bo'ladi dedimi? Alloh Qur'onda, Rasululloh hadislarida mana bundoq bo'ladi dedimi? Shu garantiya bo'ladi. Shuni nomini arab tilida iymon deydi. Ya'ni shunga ishonish albatta to'g'ri. Rasululloh aytdilarmi? Ha, albatta shundoq. Alloh aytdimi? Albatta shundoq deb e'tiqod qilsak, bunga ishonsak va bunga amal qiladigan bo'lsak, mashina nomini arab tilida iymon deydi. O'zbekchasiga ishonch deydi. Ruschasiga vera deydi. Ana endi bugun biz alhamdulillah musulmonligimiz haqida tepada gapirib o'tirib aytdik. Xudoga shukr, bizi musulmon qildi. Xudoga shukr, bizi mu'min qildi. Xo'p, alhamdulillah iymonimiz bor. Bitta o'tirgan odamlarni iymonida hatto shubha ham qilmaymiz. Nima demoqchiman? Xo'p, iymonimiz bor ekan, islomimiz bor ekan. Endi siz shetda o'tirgan azizlar, sizlarga gapirayotgan men, keling shu savolni hammamiz o'zimizga beraylik. Shunaqangi xutonlarga borganda esimga tushganda shu gapni aytayapman men jamoatga. Hey azizlar, shunday dunyoda bu ne'matga to'g'ri kelmaydigan ikkita ne'matni aytayapman. Biri iymon, biri islom. Shu ikki ne'matga mos, shu ikki ne'matga loyiq odam bo'la olyapmizmi? Shu ikki ne'matga loyiq mu'min musulmon bo'la olyapmizmi degan azizlar, shu savolni yechimini yechib qo'yishimiz kerak. Albatta ko'p holatlarda albatta yo'q. Loyiq odam bo'la olmayapmiz. Xo'p,
nimaga asoslanib gapiryapsan deyishingiz mumkin. Nimaga buni deyapsan? Nimaga bundoq deyotganimiz sababi hayotimizdagi ba'zi bir insonlar tomonidan bo'layotgan xunuk, uyat, xafachilik, dil ozorlik, moddiy zararlar, jismoniy zararlar shunga o'xshagan ishlarni qiyuvchilarni sonini ko'pligidan kelib chiqibman deyapman shuni. Biz iymonimizga, islomimizga mos odam bo'la olmayapmiz. Musulmon odam o'zi aslida hali jumada ham aytdim, buni doim aytganmiz, bundan keyin ham aytamiz. O'zi aslida musulmon inson dunyoda eng xatarsiz odam bo'lish kerak. Musulmon inson dunyoda eng ishonchli, eng doverenli odam bo'lishimiz kerak. O'zi aslida musulmon odam eng ishonchli odam bo'lish kerak. Hech kim undan xavf siramaydigan odam bo'lish kerak o'zi aslida musulmon. Bugunchi. Nima bo'layapmiz biz? Bugun biz shuna odam bo'la olyapmizmi? Odamlar bizga ishonyaptimi? Odamlar bizdan xavf siramayaptimi? Yo moliga, yo joniga nisbatan bizdan qo'rqmayaptimi shu narsadan? Tan jarohat yetkazmasmikin, moddiy zarar yetkazmasmikin deb odamlar qo'rqmayaptimi? Nimaga bugun o'zini, pulini, do'konini ehtiyot qilish uchun bo'lgan choralar kundan kunga kuchaytirib borilyapti? Nimaga? Uch qator eshik, ikkitadan oltita qulup, ichkarida 15ta, tashqarida 5ta kamera, bitta do'konga 20ta kamera. Yana qo'shimchasiga kerak bo'lsa qorovul. Nimaga deb o'ylaysizlar shuni? Biz o'ylaymizki, bu ishlar texnika rivojlangan uchun, o'niyotgan, o'sayotganligimiz uchun shundoq bo'lyapti deb o'ylaysizmi? Yo'q. Siz bilan men ishonchdan chiqayotganligimiz uchun, siz bilan meni oramizda yomon odamlar ko'payayotganligi uchun o'zini, mol-mulkini ehtiyot qilish chora-tadbiri kundan kunga kuchaytirib borilyapti. Agar o'sha razil, haromxo'r o'g'rilar haqiqiy musulmon bo'lganda o'g'rilik qilarmidi? Qilmasdi. Agar o'sha ko'chada birovlarga zulm qilib, urib, tan jarohat yetkazib yurgan qo'shtirnoq ichidagi ashqovoqdan battar bir o'zini bir botirman deb yurganlar, agar Allohdan qo'rqqanida chin musulmon bo'lganda shu ishni qilarmidi? Qilmasdi. Agar Allohdan qo'rqqanda, do'zaxdan qo'rqqanda, chin musulmon bo'lganda bugun birovlarni mol-mulkini olib bermasdan yurarmidi? Yurmasdi. Hali jumada aytib berdim. Hakimlar degan gapini. Sen birovlarni tutayotgan ro'zasiga, o'qiyotgan namoziga aldanib qolmagin. Bu degani shu ikkovini o'zi bilan bu odam yaxshi odam degani emas bu. Ha desa, biz ham hajga borib kelganmiz deb qo'yadi. Xuddiki menga ishon degandek. Agar sen ishonchli odam bo'lganingda hajga borib kelganingni, Allohning uyini ko'rib kelganingni vobshim gapirmasdingsan. Gapirdingki haqiqiy yolg'onchisansan sen. Chunki yolg'onchi odamga qasam zarur bo'ladi. Rostgo'y odamga qasamni zarar keragi yo'q hech qachon. Rostgo'y odam go'ngni ustida ham rost gapiradi. Rostgo'y odam hojatxonada o'tirganda zarur bir gap so'rasangiz, rostgo'y odam hojatxonada o'tirib ham rost gapiradi. Dasturxon turibdi, pirxonada turibman, mashina ichida o'tirib olib, temir ustida o'tiribman deydi. Nima bo'pti sen mashina ichida o'tirgan bo'lsang? Nima bo'pti sen ustaxonangda o'tirgan bo'lsang? Nima bo'pti sening yoningda non turgan bo'lsa, dasturxon turgan bo'lsa, nima bo'pti? U nimani hal qilib beradi sen? Sani iymoningni baqvat qilib qo'yadimi dasturxon? Ayni yolg'onchilar uchun mana shu narsalar vosita bo'ladi. Paypog'ini sotolmasang tepamda xudo turibdi deyapti. Sen tepamda xudo turibdi deyorma hamma narsaga. Birinchidan Allohga makon berib bo'lmaydi tepada turibdi deb.
Bugün adamlar e'tiqodda nimaga ayniyapti? Xuddi shu temada ayniganligi uchun internetlarda har xil tortishuvlar paydo bo'lyapti. Allohga makon bermagin ahmoq. Alloh g'oniyun anil alamin. Men butun o'zim yaratgan olamdan behojatman dedi Alloh. Allohga sen makon bersang, arshni ustida desang, kallangni ishlat. Qandoqki Alloh o'zi yaratgan arshga muhtoj bo'ladi. Aytgin. Makon bu mahluq, vaqt bu mahluq. Allohga makon berib bo'lmaydi Alloh. Bugün xuddi shu temada aqidada bugun gangi deyapti ana 4ta 5ta chiqqan ahmoqlar. Umuman shu aqida bobidagi mutaxassis olimlar o'tirib bir-birlari bilan diskussiya qilib tortishadigan masalani o'sha chala dilimdon ahmoqlar, johillar, fosiqlar internetda bütün xalq ichida gapiryapti, xalqni gangitib. Alloh qayerda degan masalani o'zi bilimdonlik qilib gapiryapti. Sen bugün gapirayotgan gapni bilasanmi? O 20 yil, 30 yil oldin, 50 yil oldin o'qib olgan ulamolar. Lekin gapirdimi xalq ichida shu gap? Çünkü o halka yapırladığın mesele mes o. Allah bir mi? Bir. Allah bar mı? Bar. Bu oldu imanımızda şu yeter. Bir gün şunu da okulu aynı tiyatı. Hani o 4'te 5'te. Sadık Samarkandisi, Abdullah Zufarı, Mahmud Abdülmumini, Abu Salahı, yine bir tanesi kim idi? Dile yine bir tanesi bu. İbrahim Muvahid ki adam masum, adam lanet ediyordum. Hop, bana şular, adam masliği ağzı kim gelir yok mu gen bosa meyeti verim adam masliği. Bu hayvan o, bu eşek o. Çünkü insanlarda imandan, hidayetten başka yolga başlayan adamda adamdı bu meydu. Adamlıydan çıkadı o. Diganim, xuddi shu masalada bugün bazı bir yoshlar aynib qolib, o'zini kerak bo'lsa mahallasidagi o'rtog'i, do'stiga, kerak bo'lsa o'zini imomiga qo'mirayadigan bo'lib qolyapti. Ha, desa bu yolg'onchi deydi. Sen kimsan sen? Sen kimsan sen? Xo'p, o'sha gapirayotgan imom yolg'onchi bo'lsa, sen kimsan? Chunki azizlar, biz Allah'tan o'zing rozi bo'ladigan hidoyatni bizga bergin deb doim duo qilaylik. Biz o'ylagan hidoyat emas. Hizbut tahrirlar ham o'zini nazrida hidoyatda. Vahobiylar ham o'zini nazrida hidoyatda. Nurchilar ham o'zini nazrida hidoyatda. O dunyoni bombardimon qilib yurgan ana IŞİD deb nom bilan chiqdi-ku yaqinda. O'zini bitta ana tırrağı halife mendi oldu ya bitti anu, Abu Bakr diyen. Tırrağı böyle. Asıl başarılar açılıp gitti ya. Katta kimler bile oturgeni, onu kim başkarışı. O şey tırrağı ki halife de işanıp, etikad kılıp, tırrağılar hem gitti o şey kalı. Hem mi o da rasuakı var. O şey be imanlar, Müslümanlardı, hunik körsetemen diyen recesi kaysır manada iş verdi. Akıllıyım diye körüp dur, bu tiyatro gibi düşündü bunu. Akıllı adam şunu körüp dur, bunu tiyatroligini biledim bunu. Bunu kinoligini cüde yaşı biledim bunu. Müslüman adam adam söyledi mi? Müslüman adam adamdı yok adam mı? Trigiçe yoktu ki adamdı bile. Trigiçe kömdü ki bile adamdı. Bazı bir rolüyle internetlerde tarakat git, görgen bu sene. Hatta dinimiz yırtkış hayvan diyem yakıp öldürüşe hakkın yok dedi. Yakıp azablaş fakat Allah'a khas dedi. Zararı var, narsaniyem yakıp olmayıydı. Ya bir kislet abilen, ya bir de zaharli, uzun öldürediğin maddeleri var. Şu çümeli miydi, ne bu sen? Şunbile öldüresen dedi, yakmıyorsan dedi. Din meşit, din de talimat. Ha bu hayvanlar ne kıldı bile? Siz bilen mende ibadet kılediğin Rabbim Allah dediğinler de söyledi. Kelime eğitip dursa kellesini aldı, alıp bitti bitti üstüye koyup oşalardı, yanı da yanı deşerigini söyledi. Kim bile? Bülerden vahşiler var mı dünyada? O şu tarihte öldürgenlere öldürüp durup keyin kömgen, trigiçi kömmegen. Büler trigiçi hem kömdü. Armaturadan kapas kılıp, içige lötçiydi tıkıp durup trigiçi yaktı mı? Yaktı.
Kim bile? Bu işlerde videoya alıp dünyaya tarqattı. Bitti maksadı Müslümanlardı huni görsatış. İkincisi Müslümanlar şuna hangi vahşi adamlardı dünyaya görsatış. Akıllı kuşlu adamlar bunarsak işlemlerdi. Biz Müslüman andazasını, Müslüman şablonunu Peygamberimiz Aleyhisselam'dan alamız. Peygamberimiz Aleyhisselam kandek zatıdırlar. Mehriban ediler. Rahimdil ediler. Güdeylerdi, yaş görerdiler. Ülerge mehriban ediler. Kembağal parvar ediler. Yetimlerdi başını silerdiler. Hatta Allah'ın düşmanı bugün müşrikler geyem eğer tekmese tekme gelirler. Mana din Resulullah baş körünüşleri din bugün. Hop siz bilen ben bugün İslam'ımızda amel kılalmayıp biz tola kalli manada. Hop Resulullah'tan bana kara. Şu Resulullah Aleyhisselam talim bergen, terbiye bergen sahabelerge kara. Kaysi derecede adaletlik buluştu. Kaysi derecede yaşı insan buluştu. Hatta kafir diyen ticaretleri de aldamadı bile. Şuna hangi sadıkıdı büler, şuna hangi amanatdarıdı büler, şuna hangi doğru adamıdı büler. Ha o şey, kıynelgeniden aç kalıp kıyneli oturgen müşriydi körüp durup, o şey künden başlayıp pinsanı cari kıldı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bunu nasıl bu? O müşriydi haliki adam. Din şuhuddu aslında. Lekin bugün o şey dinimizi natoğru talqin kılıp, natoğru itikad kılıp, natoğru amel kılıp, bugün kaysidir manada Müslümanlarda İslam dinimizi dünyaya hunik körsetken ve hunik körsetiş hareketinde yürüyenler sani köpeği bariyen. Eğer biz hoşyar kaynamasek, uzumuzu üstümüzü işlemesek, okumasek, uzumuzu ihtiyat kımasek, şu peşenizde türgen, uzizi damlez bir nese gelip yapıp dursa, kolizi siltap dursiz, buldu. Tamam bu genimiz şu bulan. Birdemligimiz, itaatımız, birbirimizi yaş görüşümüz yok aldı, düşmenge biz boy verdi diyen. Bitti, şah dedi mod bulanımız. Kim nime karsa içiyorsa oyuna yürü olmaz ki, gözde açın. De dünyaya kengra dairede karayın. İnternette cippillegenlerdi körü olmazsa, yengiliklerdi körüyle. Körün, yevren yüzü körün, ahbaratı körün. Dünyada nime böyle yap? Nime kılışı yap? Nime kılışı mı akçı? Nime ki boş izi sile yaptı, dost, dost ona sile yaptı mı? Ya maksadı yok mu? Bugün bizi halk, köm milletli halkımız. 130'dan aşık millet yaşaydı, öyle yazdı. 130'dan aşık. Bu kişi yine nersemez. Ahalimiz sana 35 milyondan aşık, 36 milyon yakarak gidiyor. Kişi yine sifirmez bu. 7 milyon, 6 milyon, 8 milyon, 9 milyon. Bazı bir devletler. 16 yıl din var biz Özbekistan'ımızda. Ne madem açımı? Kud düşünce millet, tatu, inak, birbirini yakalaşmasından, tok, tınç, zor yaşaşı, siz bilen bana düşmanlarımız cırırlatar. Bunu körel miydi? Çünkü ularda kalbi kesel var. Fi kulubihim maradun degan o'sha bo'ladi o'shalar. Qalblarida kasal bor ularda. Ularda qalbida hasad bor, ularda qalbida kibr bor, ularda qalbida mutaassiblik bor. O'zini yo'lini to'g'ri deydi, o'zidan boshqasini noto'g'ri deydi. Siz bilan meni kufrda al deydi. Bugun nima qilib bugun yoshlarda sof e'tiqodi, mustahkam iymonidan bular noto'g'ri yo'lda foydalanyapti. Sen ey taqvodorsan, sen iymonlisan, sen musulmonsan, sen diningga to'liq amal qilishing kerak. Sen yashab turgan joy kufr joyi deyap. Kufr nizomi deyap. Endi qarang. Bu gaplarimni ko'p eshitgandirsizlar. Yana sizlarga yuzma-yuz aytmoqchiman. Agar yashab turgan joyimiz shundoq bo'lsa, salkam 2,5 mingga yakın masjidler gürürler, mikrofonlarda ozonlar aytılıp, cümeler okulup, vaaz nasihatler boladı mı? Bu miydi? Bu miydi buna? Vilayetlerde Kur'an kursları açılışı ruhsat verildi mi? Verilmedi. Kür devlette Müslüman, Respublikanın Müslümanlar idarası boladı mı?
biz mana hozir belki nimaga Xitoyga keldik deb o'ylaysiz. Bu yürüyüşümüzde, bu imam hatiplerimizi tüman şehirlerde yürüyüşlerde bilesin mi? Uzbekistan Müslümanları idarası, Uzbekistan dini komitesi, rehberlerimiz, vilayetlerimiz rehberlerini, taklif ve tavşırıları turadı bunu cahaya. Şüler şu receleri bizge tüzeldi, barın, palancayga barın, gapirin, nasihat kılın, yüzü oturmayın, turin, işleyin, rast okudiz mi, mihrab diye gelle yürüsü mü, halk hizmetini koyun. Şunu için şu cahaya kirli turup biz. Eğer dinge karşılık bugün de, şu receler, şu şaraitler bular mı? Mescidler remont bular mı? Bana kanay kanay güzel. Siz bilen beni ihsan aman oku alışımız yükün içki işlerde ben az ki genim deyim gördüm. Huda razı olsun. Cümelerde türüp, şuna peynirlerde türüp, tertike salıp, çırali kirişimiz, çırali çıkışımızı tamirle birer mi? Şunun için az yine beni yelkeni tepesliğini az yine işletseyi bari bol ularda ahmalıgını cüde yakışı bilen misin? Cüde yakışı bilen ularda yeteli heykenliği. Kur'an hadisi bizge bilesin ölce kılı koyu yaptı bile. %100 elde yaptı bizi bile. Demek ki bu masa açıkçası ki uzun kaysi yollarını ayeti verilmedi. Bir saatten aşırı gafleşti Sadık Samarkandî. Demek ki açıkçası ki ayeti verilmedi. Mezhep hakkında saval verilse, mezhepler köptü, yeteleyir. Bir adi adamlar da uzun yokuşurken kozu karın da öyleyir. Bana menden sonra 3 sekunde cevap veriyorum. Ben İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi mezheplerdim. 3 sekund vakit gitti. Demek ki dedil gafirilmeyirsin sen. Gafir oğul bana. Hakiki imanim olsa, gapir, nimeden korkuyorsun sen? Ya ben Vahabi mendigin, ya Şafii mendigin, ya Hanbali mendigin, ya Hizbut mendigin, gapir. Şu mu'mininu liboyin, halle genin. Demek ki gapiren miyim? Çünkü gapirsin, neşte muhlisi yokup gitedi olsun. Yine bizi yurtumuzda, şu uzumuzu ulamalar ki, uzumuzu ahli ilimlerimiz ki, muhabbet kılıp kulak sakenlerdi, nime de peyde yani öler? Kör muridler de peyde. Sana gözün açık mı? Şunun için hoşyarlık davar talafı da bekarga etilmeyebdi. Her teymedi. Hemet amanlı mı? Yaşayıp durgen cahimizi hatırcamligi, tınçligi, birdemligi, tokligi, hememizge zaril mi? Zaril. İçimizde fakat yine oşalarda meleğe kereybes halas. Az içimizde oşa sadaka kendi meleği bulsa, zufarda meleği bulsa, yani ki oşa anu kütüştesinde meleği bulsa oşalaya kereybes halas. Ularga uruş kerek, ularga cancel kerek, ularga ganime kerek. Siz bilen beni öldürüp mal mülkümüzü alsa, ularga şular kerek halas. Lekin aslida kallası joyida, o'sha azal azaldan 13 asırdan beri ata babamız doğru deb e'tiqod qilib kelgan yo'l, bugün 4'te manqa uni noto'g'ridirmiş. Kimsan sen? 13 yarım asır bo'ldi birinchi mazhab shakllanganligiga. 13 yarım asırda salkam 16-17 avlat o'tadi. Bunday o'yling. To'g'rimi? 70 yil 80 yildan grubi hisoblaganingizda 16-17 avlat o'tadi. 16-17 avlatdan beri to'g'ri bo'lib kelgan narsa bugun 4 tani ikkitasi chiqib olib, noto'g'rimish bu yo'l. Kimsan sen buna degani? Bilasizmi 16-17 ta avlatda bilasizmi necha million olimlar o'tdi? U olimlarki bugungi olimlar bas. Bugünkü alimlerdi, o alimlerdi takkasaban bu meyni. Arabi kitablar yazdı, fatvalar yazdı, fikhte meseleydi, mera bunda bolasa dünya tike turup, rahmet boldu, bilvaldi, didigan derecedegi, uzumuz yurtumuzda şuna hangi alimler ottu. Dünya tamaddunige, hususan dinimizi tamaddun, rivojlanishiga bilesin mi? Kana kısa koştu bu alim ustozlarımız. Hatta ki, dünya tan aladigan derecede kitap yazgan alimler bugün şu tötte manka yapırken yaptı, yapırmadı şunlar. Yapırmadı şunlar. Şu ıhtılafı çıkarmadı şunlar. Bugün ki bugün. Bugün ne makale yaptı bugün? Kimi kararsız olsa bilim ne var? Sürüştürsüz ikide kitap okuyken, kiril harfte. Yani internette bir de mesela toluğu işte oyken. O size saval verirdi, mat kılaman. Mat kılamandı, saval bergen adam en katta haram iştikigen bula. Unutmayla şu dersen. Sineymen demeyin. Sınavdan otobu genmiz. Siz kimsiz o mihrabda türgen adamın sineymen deyken? Kimsiz? Eğer siz menden zor bu genizde, mayette oturgen bula. Mesela ne kılın? Mayette oturur, size iştikigen bula.
Ben sizi maktanışı yönetmeyeyim. Siz mihrabde adamda asücdet kımayın, tahlil kımayın. Kupakla etkeniz, siz bilen menge mes bu nesilin. Hemme uzun işini kısın. Siz işinizde burun sıkmayabiliriz mi biz? Navvaysız, sıvarşiysiz, duradgarsız, kassapsız, kirekessiz. Fakat halal kıl, doğru kıl deyip yapıyoruz halas mı? Maşinenge ayol kişi çıksa o baka oyundan göleyme, tepege bürüp böyle diyebiz halas mı? Süveyi köp koşma diyebiz halas mı? Halal top diyebiz halas mı? Bu oldu, biz bu, vazifemiz bu. Bizi tahlil kıladigan, bizi imtihan kıladigan, bizi bünnümüzü bür çırtıp sen ne diyorsan diyigan, bizi uzumuzu dini idanamız var. Dini komitemiz var, rahberlerimiz var, ustazlarımız var, müfti hazretleri var. Hattıracağım bunu. Hazır ki sohbetimiz primoy. O şekilde bağırıp körüp duruştu. Şunu da. Demek ki bana primoy diye kılıyor biz birinci. İttege internetlerge koyuyoruz. Bana neşteleri zaps kılıyorsun. Hayal zapsı. Sohbet değişmeyesin. Bürülüp baptı, görünmeye. Koyun yeme, tayar koyuyla. Mazakalı iş değil. Canlı yan izle durup bana. İşte var ya. Oşe, ümrege barıganımızda, hanege kirsem, televizörde Kabe'nin kuyvalı, vah, kana zor cahide oturuş. Kege ettim ki, salam verip, bu hacdedeler dedim, ne mekür oturuşlar dedim, vah, Kabe'nin karen değil. Bir kilometre, 700 metre narada trik, can, trik basın, canlı Kabe turuptu. Çıkıyorlar, o şey de mayla eğlenmeyin, mayla namaz okumayın. Çıkıyor işte suyanıp kara oturayım. İtteki şunu toparlayın kalırız. Ketemiz üç günden ki. Desem mi de bit de sım teyip geç çekili birbiri ki. Şat turuştu, Kabe'ni aldı ki varı. Tiliz orada bak, canlı kara oturuştu. Ne dedim aslında ben turup bak koyayım ya zapisli. İşte o alın ya ki. Doğru mu? Şunun için azizler, biz aynı ile açık maçlar. Ya yok bilmeyin mi? Kat da açar oruyla. Kanaka dur kişiler o kalmadı bildiler mi? Pasta bu sekere bilmedi mi? Mayette yok kişiler o. Hop. Peygamberimiz aleyhisselam hadislerde aytadılar ki alim bugün alim bulanmasın ilim aguçu bugün eğer uyan bulanmayan bulsun eşituçu bugün uyan bulanmasın yaş köredigen bugün eğer şulardan bir ortası bulmasın halak bulasan degen. Bu ne degen? Bu şu ki biz üçün nasihat bugün biz üçün doğru noto'rni o'rgatgan talimatlarda uzumuz örgenmesek, yani ki örgengenden örgenmediğim bu sek, azlar bizi halaket kütü yaptı diye. Peygamberimiz aleyhisselam din nasihattir diyen hadisleri var ki, meşhur hadis, bunu köp aytamız. Hatta yatla vagen bu seleyle gerek, ad-dinu an-nasihat. İki de söz. Din bu nasihattir dediler. Bu nüme diyeni desek, bilselerin nasihat degen sözde hiç kaçan köz aldığımızda yamanlarsa şekillenmeydi. Doğru mu? Uruşu yaptıyken dese yamanlarsa şekillenedi. Oğurlu yıkılı yaptıyken dese yamanlarsa şekillenedi. Kumar oyunu yaptıyken dese yamanlarsa şekillenedi. Lekin nasihat kılı yaptıyken dadası oğluge, üstazı şagitige, akesi ükesige dese fakat yakşı narsa şekillenir. Nasihatta iki tane narsa közlenir. Nasihatta. Bittesi yamanlıktan kaytarış közlenir. İkincisi yakşılıkta çakırış közlenir. Bunu ne yani? Dinimiz nasihat eken mi? Dinimiz bizi hayatı dünyamızda bizge ne mi ki zarar bulsa dinimiz şunu kımagindim nasihatta. Hayatı dünyamızda ne ki fayda bulsa şunu kıyındım nasihat kılar. Bu ne dedi yani? Dımahçı bugün yapım. Hani o tepede ettim ki bugün İslam dinini ve İslam dinindeki Müslümanlarda dünya alemine yaman körsetemiz deyip durup şu tiyatrlarda oyla topkenlerine meşe cevap bulan. Dinimizde bir artı yamanlikke hatta işare kılıp ruhsat verilgen cay yok. Fakat kaytarılıyor. Fakat kaytarılıyor.
dinimizde birorta yaxshilik qolib ketmagan chekkada qil shuni qil deb esidan chiqib qolgan birorta bir yaxshilik qolib ketib qolmagan. Hammasi gapirilgan. Faqat biz yo shu narsani bilmayapmiz yoki bilganimizga amal qilmayapmiz. Mana nos chekish yomonligini bilasizlar, nechtalan cho'ntaklaringda nos turibdi yo mashinalaringda nos qo'yib keldilar hozir. Yo cho'ntakda yo mashinada. G'ibat zinodan yomon degan hadisni 30 yildan beri eshitamiz. Mustaqil bo'lganimizdan beri diniy va dunyo erkinlik berildi. Mavizalar baralla gapiriladigan bo'ldi. 30 yildan beri eshitamiz. G'ibat zinodan yomonroq gunohdir degan hadis. Lekin shu hadisga muvofiq ichimizda nechtamiz? Nechchi foizimiz g'ibat qilmay qo'ydik? Nechtamiz chekish tashadik? Nechtamiz savdoda yolg'on gapirishni to'xtatdik? Tarozidan urush, metrdan urush, yangi yolg'on gapirib sotish. Xuddi shularga Alloh Qur'onda Astaiz billah vaylul lil mutaffifin allazina iza kitalu alan nasi yastawfun va iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Xuddi shu o'zi sotish uchun olayotganda to'liq chiroyli qilib oladi, sotayotganda urib qolib, aldab, o'lchovdan urib yolg'on gapirib sotadiganlarga Alloh do'zax bo'lsin dedi. İçimizde xuddi shunaqangi savdogarlar bo'lsa, siz tezlik bilan tavba qiling. Tezlik bilan. Agar tavba qilmasak, Alloh aytgan narsa albatta bo'ladi. Dinimiz İslomda farzand ota-ona uchun omonat deb aytib qo'yildi. Omonatki bu Allohning omonati. Farzand ota-ona uchun ne'mat deb aytib qo'yildi. U ne'matiki Allohning ne'mati deb aytib qo'yildi. Va shu bilan birga har bir ota-onaga aytildiki, senga nechta bola berilgan bo'lsa, qiyomat kunida boling haqida so'ralasan. Nimasidan? Tarbiyasidan, odob-axloqidan, ibodatidan, ma'naviyatidan, xulqidan, kasbidan, farosatidan, jinsiy tarbiyasi, jismoniy tarbiyasi, ruhiy tarbiyasi, iymoniy tarbiyasi, hamma yo'g'idan so'ralasan. Xo'p, shu narsani hammamiz bilamiz. Bugun biz shu otalar, uydagi ayollarimiz, onalar shu mas'uliyatni his qilib, bolasiga xuddi shu tarbiyalarni beryaptimi? Ruhiy ozuqa bo'lgan tarbiyani beryaptimi? Iymoniy tarbiyani beryaptimi? Jismoniy tarbiyasi, jismonan sog'lom bo'lishi. Biror joyda bir nuqson bo'lsa, doktorga olib borib ko'rsatib, uni ustida ishlab, shu bolam kelajakda katta bo'lganda oyog'i qiyshiq bo'lmasin. Yonki gapi noto'g'ri bo'lmasin deb logopedga olib borib gaplarni o'rgatib, yo bir joyda nuqson bo'ladigan bo'lsa tekshirtirib, o'g'il bolani o'g'il bola doktorga olib borib bir ko'rib qo'ying, quloqlari normal nikotda bo'lyaptimi deb tekshirtirish kerak ma'lum. Shuni dada qilmasa, ona qilmasa, u 6 yashar, oyog'i yassi tovon bo'lgan bola qatta yassi tovon doktorga borib, "Mani oyog'im suv bosib yerdi bossam, bunaqa tekis turibdi oyog'im." Onu ko'rib qo'ying, nima qilay, massaj qilaymi? Yo birorta tapcha kiyaymi, birorta maxsus deyalmaydi 6 yashar bola. Uni bunday qarab, bolasini yalang'ilab yurganda, yo bunday oyog'ini tayga qaraganda tekis tursa, bilsan, armiyaga olmaydi yassi tovon. Yo to'xtadim, darrov doktorga borish kerak. Unga maxsus massaji bor, maxsus oyoq kiyimi bor. Shuni qilinsa, boladagi o'sha narsa yo'qib ketish inshaalloh 90 ga 10 yo'qib ketadi inshaalloh. Shu qatori bolani zreniyasi, hamma umuman jismoniy tarbiyasi. Ota-ona mas'ul. Iymoniy tarbiyasi. Sal gapni tushunishni boshlaganda bolam, sizni menga Alloh bergan, laylat tashab ketmagan, Alloh bergan menga. Mana sizga olib keldim-ku, mana so'skani, mana shuni Alloh berdi sizga. Va chupa-chup olib keldim-ku, shuni Alloh berdi sizga. Alloh bir va bor. Alloh ko'rib turadi. Shuni iymoniy tarbiya deydi. Hayotda kerak bo'ladigan muomala madaniyati. Ko'chada yurish, turish, piyoda yurganda, mashinada yurganda, kichiklarni izzat qilish, kattalarni hurmat qilish, qariyalarni hurmat qilish, hamma narsani bunday o'ylasiz, kim o'rgatadi? Yangi tug'ilgan bola na yaxshilik qilishni bilmasa, na yomonlik qilishni bilmasa, unga biz o'rgatishimiz kerakmi yomonlik qilib qo'ymaslikni, yaxshilik qilishni biz o'rgatishimiz kerak. Lekin aytadilarki, birinchi o'rinda bola tarbiyani ko'zidan oladi.
köz orqalik oladi. Shuning uchun bolam yomon bo'lmasin desang, o'zing yomon bo'lma deydi. Chetdagi yosh katta opa-dadalar, dadalar, amakilar, tog'alar, akalar hushyor qayning. Bugungi jiyanlarimiz, nevaralarimiz, ukalarimiz, farzandlarimiz bizga qarab shakllanadi. Biz yomon bizmi, o'sha yomonlikni bizdan o'rganadi. Nimaga kichkina bolacha yo ruchkani yopdi, cho'pni og'ziga solib, bunday qilib puf deyapti. Sabab opa-dadasida yo dadasida yo tog'asida yo qo'shnisida ko'rgan shuni. Ey qo'shni, avvalo chekma. Chekseni eshitaga chiqib, chotingni kerib olib, pudamagi. Uyinga kir, o'sha yerda sigareting bilan nima bo'lsang bo'lgin deyish kerak shuni. Bolalar tarbiyasini buzmagin. Bugungi hayotimizda bizi ranjitadigan xabarlarga sabab bo'layotganlar, bizi xafa qiladigan, dilimizni og'ritadigan yoki to'g'ridan-to'g'ri o'zimizga ziyon bo'ladigan xabarlarga, ishlarga sabab bo'layotgan bolalar kim deb o'ylaysiz? Tug'ilgan va betarbiya qolib ketgan odam yomon odam bo'ladi. Agar Alloh rozi bo'lgan bo'lsin, siz bilan meni ota-onalarimiz tarbiya bermagan bo'lganda edi hozir batta masjidda emas, qattadir disketekada jippillab o'tirgan bo'lardi. Yo kalyanni emib, tutunini hop osmonga fuda o'tirgan bo'lardi. Alloh rozi bo'lsin, ota-onalarimiz bizga qaysidir ma'noda tarbiyani chiroyli berdi, shuning uchun shu yerda o'tiribmiz biz. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin ota-onalarimizdan. Shuning uchun birortamizni bolamiz birortamizga o'xshamasin ilohim. Bolalarimiz umuman bizga o'xshamasin. Kimga o'xshasin desiz, bizdan yaxshi bo'lsin. Masalan, ichingizda kim qanaqa yaxshisiz-a? Bolangiz sizdan yaxshi bo'lsin ilohim. 10 pora Qur'on yodlaganmisiz? Bolangiz tafsirini bilsin. Tafsir bilasizmi? Bolangiz tafsir yozsin. Bugun svarshilikda qaysi yutuqqa erishdingiz? Bolangiz undan zo'riga erishsin. Internetlarda shov-shuvga sabab bo'ladigan nimadirlar yasab tashasin. Sportsmenmisiz? Zo'rg'a Farg'ona viloyati birda olaldingizmi? O'g'lingiz dunyoda birda olsin. O'xshamasin sizga. Siz ko'tara olmagan ishtangani ko'tarsin. Siz sanchib bermagan kurashni sanchib qo'ysin. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Mani bolam menga o'xshamasin. Mandan zo'r bo'lsin qilsin. Mandan zo'r olim bo'lsin. Ana endi bundoq bo'lishligi uchun biz otalik mas'uliyatimizni, uydagi ayollarimiz onalik mas'uliyatini his qilib, bizi vazifamiz, burchimiz bo'lgan tarbiyani zo'r berib berishimiz kerak. Bugun hali aytganimdek, bizni ranjitadigan ishlarni qilayotgan bolalarni 20 yil, 30 yil oldin tarbiyasi chiroyli bo'lmadi, bugun o'sha bolalar bir yomon ishlarni qilib qo'yibdi. Bu gaplar ularga yetib borsa to'g'ri xafa bo'ladi. Dili og'riydi, mana fohishalarni qattiq gapirib so'kamiz. O'zi aslida kitobda aytilgan hamma gapni aytsiz, yuragi orqaga tortib ketadi o'zi aslida. Firibgarlarni mana gapiryapmiz. Ko'chada birovlarni qonini to'kayotganlarni gapiryapmiz. O'g'rilarni gapiryapmiz. Shariatimizda bor gaplar bo'yicha ularni gapirib, yomonlik haqida tushuntirishga harakat qilyapmiz. Buni eshitib, ba'zi bir holatlarda qulog'imizga kelib qoladi-da, bizdan xafa bo'lib, nimadirlar degan. Ey aka, yonki sinimiz, opamiz, biz sizni yomon ko'rganimizdan, sizga yomonlikni ravo ko'rganimizdan, ba'zi biz sizga yaxshi ko'rib, shu yomon yo'lingizdan qayting deb gapiryapmiz. Fohishaga, ey fohishalik qilma, sen do'zaxga borasan desa nima, biz dushmanmiz bunga? Yo mana qumorvoz bo'ldilar. Internetda qumor o'ynayotganlar, sizlarda ham bo'lgandir, bir shov-shuv bo'ldi. Hozir sal qaytib qoldi xudolisi. Ular bir qaynab oldilar yoshlar o'zlaringiz. Yorib yuboraman, yitib yuboraman. Yitilib yotibsiz mana. U sodda tilga olganda shu o'yinni chiqargan, shu programmani chiqarganlar xarib deb o'ylaysizmi? Hech qachon yutqizmaydi bular. U programma shuna qilinganki, hech qachon yutqizmaydi. Farg'ona viloyatiga 2 million dollarni yutqizib beradi. Aniq bu. Lekin 100 million dollar olib ketadi. Chunki baliqni tutish uchun, to'g'rimi, o'lja qo'yish kerak. 1 million, 2 million dollarni va'dalga 20 ming dollar,
Marg'ilonga 30 ming dollar, Qo'qonga 40 ming dollar qilib bo'lishadi. Nima qilib bo'ladi? Chunki men bittasi yutsam, oshda maqtanaman, mana deydi, men kobalt oldim deydi. Agni ekspertdan yutdim men deydi. Buni ko'rgan 8 ta dedim. Darodi 20 mingdan tikadim, 8 ta 20 ming necha bo'ladi? 160 ming dollar bo'ladi. Menga 10 ming deb berib turib, o'rtoqlarimdan 160 ming olib chiqib ketyapti. Lo'x qilib. Lo'x kim? Adin ekspert o'ynayotganlar sizlar lo'xsizlar. Ichlaringda bo'lsalar, achchig'iz kelsa, xutondangi qolsangiz, men achchig'iz bosib qo'yaman. Gapir. To'g'ri gapdi. Odam buna lo'x bo'lmaydi. Odam bunaqangi qo'ziqorin bo'lmaydi. Xona vayron qovardi ba'zi bir bolalar ota-onasini. Xona vayron qovardi. Bizda bir gap bor-ku, kapanga do qovardi. Uyini joyini sotib ijarada yashayapti. De o'ylang hozir, ha, desa 500 dollarlik oila ekan desa Rossiyaga, bilasizmi? Har qanday ishga rozi bo'lib ketyapti bolalar, to'g'rimi? 500 dollar pulga. Bu summalar 300 ming, 200 ming, 100 ming, 50 ming, 30 ming so'mda bas, dollarda yutqizishyapti. De o'ylab ko'ring. Va chetdagilar cho'ntagi chiqaraylik deb birpasga chiqmasa kerak menimcha hammamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Hammamizga uydada. Shuning uchun dinimiz islom bizga nimaki zararlar bo'lsa qilmadi dedimi, shuni Alloh aytgan. Alloh bizni yaxshi ko'radi azizlar. Alloh bizga yaxshilikni ravo ko'radi. Alloh bizni jannati bo'lishimizni xohlaydi. Qandoq? Sizni yaratgan Alloh sizni azoblashni xohlaydimi? Yo'q. Biz o'zimiz xohlab qo'yganmiz. Shuning uchun ozgina dunyoda yaxshi inson bo'lib, Allohdan hidoyatni so'rab, bir-birimiz bilan aka-uka bo'lib, do'st bo'lib, kimlardir internetdagi har xil xabarlariga uchib, buna qilish kerak ekan, buna qilish kerak ekan deb. Mana kechagi ikki hali ham jumada ham gapirdim. 3 kun bo'ldimi, svet o'chib qolganiga 5 soatmi, 7 soat? Nima bo'ldi mana ahvolimiz, asl basharamiz shu yerda ko'rindi. Chetda ko'rindi asl basharamiz, savdogarlar, vasvasda qolgan siz bilan men. Hamma vasvas o'p qoladi. Koronavirusda bir murovi xarajat olib ketyapti uyga. Hali karantin bo'lgan. Xuddi kim o'lmay qoladilar o'sha yerda. Ha bir murovidan 100 tamiz olsang, narx oshmay nima olsin? Biz ahmoqligimizmi shu? Abishni hayot. Mana kecha svet o'chibdi. Ko'rsa sham endi qo'yaverasiz, u zvizda bo'lib ketdi sham. Hatto hali aytishdi jumada yoshlardan eshitdim. Yo'lda sham tushib sotishadi shundan ham. 5 ming, 8 ming, 7 ming. Ha shuni shukrini ado qilolmaganligimiz uchun Allohni bizga elektr degan ne'matni bilishligimiz uchun berdi degan xulosani qilmadingmi shuni o'rniga? Voy uni ol, buni ol, o'lib qolyapman men qo. Na bo'lmaydi biz xalq. Ozgina ozgina Alloh bir sinov berib qo'ysa, agar shu bugun ham 4-chi kun ham shu narsa bo'lganda hozir nima bo'lardi ekin deyman men. 7 soatga shuna bo'ldi. Bir-birini talab, biznes talashib. Yuraver piyoda. Yur biram dey, sal qonning kiradim dey, sal dey. Metallarda ko'ring, bir-biriga do'qqigan, bir-bir bilan yoqalashgan. Una bo'lmaydi aslida. Alloh Qur'onda, Rasululloh hadislarida bizni aka-ukaligimiz haqida, yori birodarligimiz haqida aytib tursa, yori birodarlarning ahvolini ko'ring. Shuning uchun Luqmoni Hakimning bir gaplari borda, bir odamni do'st tushdi xohlasang, achchig'i chiqqan paytda kuzatgin. Agar achchig'i chiqqan paytda ham o'sha muloyimlarigidaqa johillik qilmasdan, so'kinmasdan, urushmasdan o'sha achchig'i chiqqan paytdagi muammoni yetsa, keyin o'shan bilan do'st bo'lgin deydi. Mana ko'rdik biz, sartaroq qildik shu holatda. Koronavirus ko'payib, bitta karantin kuchaytirilganda aptekerlarda ham ko'rdik. Chetda bo'lsangiz, agar mobodo o'sha kunlarda sun'iy ravishda dorilarni, maskalarni narxini sun'iy ravishda qimmat qilgan bo'lsangiz, shunaqangi aptekerlarga tegishlik asl basharingiz ko'rindi siz kimligingiz. Xalqingizga nisbatan, vataningizga nisbatan, millatingizga nisbatan kimligingiz, xoinligingiz ko'rindi shunaqalar. Shunaqa aptekerlar.
ozgina non taqqis bo'lsa bugun 2000 dan oling deb yalanib mishirig'ini oqizib turgan novvoylar darroda narxini oshirib yubor ekan. Asl basharat ko'rindi. Mayli meni yomon ko'rasizmi, g'uddillisizmi, nima qilsiz qilaverasiz. Buna bo'lmaydi odam. O'sha xalqni bittasi siz, bittasi men o'sha. Sahobalar o'sha biznes bilan shug'ullanadigan sahobalar xalqiga, yurtiga, musulmon birodarlariga, millatdoshiga ocharchilik kelganini bilib turib, shuncha olib kelgan oziq-ovqat tovarini pulga emas, bepul arzonga emas, bepul tarqatibdi. Mana musulmon, mana mu'min, mana odam, mana inson. Bugunchi bugun. Naborod nima qilsa narxim oshirar ekanman deydi. Kallingni ishlar nima qilsam tushirar ekanman deb. Shunda ishingda barakot bo'ladi. O'z kasbingga omonatdor bo'l. Biz shunday bo'laylikda musulmonlarning g'amini yeydigan odam bo'laylikda. Siz o'zingizni g'amingizni qo'yib qo'ying, Alloh bor. Sizning g'amingizni, problemingizni Alloh yechib qo'yadi. Payg'ambarimiz alayhissalom nima dedilar? Modomiki qancha soat, qancha daqiqa, necha kun qancha bo'lishdan qat'iy nazar bir musulmon ikkinchi musulmonning hojatini ravo qilishda bo'lsa, o'sha odamni ishini ravo qilishida Alloh shuncha soat bo'ladi. E Alloh turgan ishni kim to'xtataladi? Kim bitirmayman deb turib beraladi? Ko'ryapsizmi, bugun siz o'zingizni o'ylayapsiz, men o'zimni o'ylayapman, bir-birimizni o'ylamayapmiz, shuning uchun birortamiz ishimiz bitmayapti. Birortamiz ishimizda bir barakot yo'q, chiroylilik yo'q. Nimaga? Hammamiz o'zimizni o'ylayapmiz. Kecha yo'l tiqin bo'lib qolsa, darroda bir-biriga do'q qilgan, bir-birini o'qigan, bir-biriga signal chogan. Ette qiyomatda holimiz nima bo'ladi bunaqa? Shuncha payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, musulmonlar, insonlar bir-birlaringa qonlaring, jonlaring, mollaring, obro'laring haromdir dedi. Shuni bilib olinglar. Bugun yo gap orqali yo internet orqali bir musulmon ham yurtimizni obro'sizlantirishga harakat bo'layotgan bo'lsa, shuni tarqatilishiga, shuni like bosilishiga yoki yomon kommentariya yozilishiga sabab bo'layotgan bo'lsak, biz harom ish qilayotgan bo'lamiz. Yoki bir inson biz o'zimiz tufayli yoki biz sababli qoni to'kiladigan bo'lsa, biling o'zingiz uchun bilib qo'ying, eng katta harom ish qilayotgan bo'lamiz. Yoki bir musulmon insonni moddiy zarariga sabab bo'lsak, moddiy zarar deganda pulini qanaqadir noto'g'ri yo'l bilan o'zlashtirishda aytadi. O'g'irlikmi, qumormi, mashinalikmi, yolg'on gapirishmi, aldovmi, farqi yo'q. O'zingiz uchun bilib oling, eng katta harom ish qilayotgan bo'lamiz. Agar birorta odamni o'ldiradigan bo'lsak, biz Alloh Qur'onda aytgan, kim odam o'ldirsa abadiy jahannam uni jazosi degan. Odam o'ldirganlar u geroylar emas. Bu geroylik emas. Odam o'ldirish. Geroylik bilasizmi nima? Yashab turgan davrimizda va yashab o'tganimizdan keyin ham biz qilgan nimadir ishimiz sababli odamlar zo'r foydalanib yuradigan nimadir qilib qo'ysak, mana mana shu geroylik. Nimadir qildingiz, yo bitta texnika, yo bitta kitob, yo bitta inshoot, yo bitta daraxt ekib qo'ydingiz salqinidan. Yo mevasidan. Yopta joyga skameyka qo'yib qo'ydik. O'tirib dam olib. Ana mana shuni geroylik deydi. Shunaqangi yaxshilikka sabab bo'laylik, bizdan odamlar zarar ko'rmasin. Islomimizning ta'limoti shu ediki o'zasi. Xo'p. O'zi anchagina gapirib qo'yibmiz o'zi. Xo'p. Endi shu gapirganimizga amal qilib olsak ham inshaalloh hayotimiz yaxshi bo'ladi, go'zal bo'ladi. Sabab bekorga aytmaganlar, dinimiz islom, dunyo va oxirat saodati. Ya'ni dinimiz islomga amal qilishimizda inshaalloh dunyo va oxiratimiz saodati turibdi. Shuning uchun dunyo va oxirat saodatiga erishishni xohlaydigan bo'lsak, inshaalloh dinimizga amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh shu ikki saodat qo'limizda bo'ladi. Duo qilaylik, Allohim Parvardigor hammalarimizni tavfiqda ibodatda o'zing bardavom qilgin. O'zing rozi bo'lgin. Gunohlarimizni kechirgin. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Oramizda, oilamizda kasallar bo'lsa shifo bergin. Qarzi bor yigitlar bo'lsa Allohim yordam bergin. Qarzlaridan qutulsin. Ishi yurmayotgan yigitlar bo'lsa Allohim ishlariga faiz barakotlar bergin. Farzand talablariga solih o'g'il, solih qiz farzandlarni bergin.
Safarlarımız aramızda kimiki yakınlarımız safarda bo'ladigan bo'lsa Allah'ım hammalarını safarlarını behatar qilgin, barakatli qilgin. O'sha yurgan joylarda Allah'ım o'zing panohingda saqlagin, balodan, ofatdan, yomonlikdan o'zing saqlagin. Xonadonlariga, oila bag'riga o'ylaganlardan ziyoda xursandchilik bilan qaytishlarini Allah'ım o'zing nasib va ro'zi aylagin. Yurtimizni, vatanimizni tinch qilgin, osuda qilgin. Har xil yomonliklardan o'z panohingda saqlagin. Yurtimizni tinchligida, ravnaqida xizmat qilayotgan hamma xodim, xodimalar va shu masjidlarimizda xizmat qilayotgan ustozlar, xususan shu masjidimizda xizmat qilayotgan domlamiz, noiblari, muazzin, qorovul, farrosh, siz aziz qavmlar hammalaridan, hammalaringdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Qalblaringdagi yaxshi niyatlaringa Alloh ziyodasi bilan o'zi yetqizsin. Shu mehrobda xalqimizni xizmatini qilib dinimiz bo'lgan, omonat bo'lgan omonatni chiroyli xalqimizga yetkazaylik deb chiroyli va'z qilayotgan ustozlarimizdan o'zing rozi bo'lgin. O'zing panohingda saqlagin Parvardigor. Adashlikdan o'zing saqlagin. Xalqimizni bu birdamligini, bu inoqligini, aka-ukaligini, do'stligini bundan ham ziyoda qilgin. Oramizda kelishmovchilik, xafachilik chiqishdan Parvardigor o'z panohingda saqlagin. Hammalarimiz farzandlarimizni rohatini ko'raylik. Dog'ini ko'rishdan o'zing saqlagin. Farzandlarimiz biz o'ylagandan ko'ra ziyoda bilimlik, eslik, xushlik, ibodatlik farzandlar bo'lsinlar. Kelajakda xalqiga, vataniga, diniga asqatadigan, ummatga foydasi tegadigan farzandlar bo'lib ulg'ayishlarini Allohim o'zing nasib va ro'zi aylagin. Allohumma solli va sallim va barik ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.